Çekimlerimiz devam ediyor. Şimdi Ali abi de hemen sosyal mesafe içerisinde alalım şöyle. Hı hı. Ali abi buyurun. Şöyle. Evet, son sözlerimizi 1 Mayıs 1997 yılında başlayan, yayın hayatına başlayan Toroslar gazetesinde bugün 24. yılını hep beraber kutluyoruz. Bugün belki biraz da buruk bir kutlama var. Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı var. Birçok arkadaşımız da şu anda iş yerinde değiller. Evet, son cümleleri alalım Hakkı abi. Buyurun. Şimdi Ali abi zaten beni yani yokluğunla bile duygulandıran bir adam. O yokken bile duygulanırım. Biraz gel abi tarafa. Şimdi gazetecilik meşakkatli bir iş. Yani haber yaparsınız, köşe yazısı yazarsınız, gazeteyi çıkarırsınız. Gazetenin kahramanları, finansörleri, değerlendirecek olanları, eksi ya da artı not verecek olanları, belediye başkanı, kaymakamı, valisi, hepsi kapıdan çıktığınızda hop hop karşınıza gelecek durumda. Yerel gazeteciliğin böyle bir şeyi var. Dolayısıyla dikkatli olmalısınız. Eğer çok uç olursanız belli bir süre sonra kaybolmaya yüz tutarsınız. Ya da habercilik yapmazsınız, basın ilan kurumunun ilçemize verdiği pastadan faydalanmayı hedeflersiniz. Yani Ali abi gibi çabalamazsınız, diğer gazetecileri de tabii ayırmıyorum bundan. Çabalamazsınız, tiraj önemli değildir. Belli bir sayıda çıkartırsınız, basın ilan kurumunun size verdiği payı alırsınız, çekilirsiniz kenara. Ama Ali abi kar, kış, yağmur, aklım erdiğinden beri gazeteyi çıkarır ve kendisi dağıtır. Buraya alır, gazete zaten Ali abinin yarısı kadar. Şimdi yarı tarafı gazete, yarı tarafı Ali abi çamurda, karda gezer, dolaşır. Dolayısıyla benim Türkiye'de bu işi yapan gazetecilerim, ben 35 yıldır, 40 yıldır aşağı yukarı bu işin içindeyim. Saygı duyduğum yegane gazetecidir. Dolayısıyla onu tebrik ediyorum. Bu meşakkatli işi bu zamana kadar istikrarlı bir şekilde yürüttüğü için. Aynı zamanda Fatih abi, ben yine Osman abimi, rahmetli Osman abimi, Rabbim cennette kavuştursun inşallah. Ana cennette mekan versin. Rasık abi de gazetenin ilk kurucuları onlardı Ali abiyle birlikte. Bu vesileyle Ali abi yine tebrik ediyorum abi. Söyleyeceğim çok bir şey. Teşekkür ederim Hakkı abi verdiğiniz bilgiler için. Evet Ali abi, kısaca evet, sizden de son düşüncelerinizi alalım. Evet. Ya ben de teşekkür ediyorum yani. Bu bir ekip işi, her zaman söylüyoruz. Sizlerin desteği oldu. Diğer arkadaşlarımızın, çalışanların büyük